Basketbol gecesine hoş geldiniz değerli izleyenler. Sezonun ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Ümit Avcı ve Murat Özyer'le beraber yeni sezonu açtık. Aslında yaz döneminde de programlarımız devam etmişti ama Basketbol Süper Ligi maçları bu hafta sonu başladı ve bizler de artık tamamen Basketbol Süper Ligi maçları odaklı. Avrupa'dan yine önemli gelişmeleri, temsilcilerimizin maçlarını değerlendirmeye çalışacağız. Gündemi konuşacağız, basketbol gündemini uzun yıllardır olduğu gibi basketbol gecesinde konuşmaya devam edeceğiz. Ligde gerçekten hızlı başladı. Çok keyifli maçlara yine tanıklık ettik. Yeni takımlar, yeni kadrolar, değişen bazı antrenörler ve yeni beklentilerle birlikte biz de basketbol gecesinde yeni sezonu açtık. Ümit abi, Murat abi hoş geldiniz. Hayırlı olsun bir kez daha. Hepimize hayırlı olsun diyelim ama ben senin söylediklerine bir de ek ilave edeyim. Tabii kadınlar basketbolu, yani kadınlar Süper Ligi'nde de artık yeni sezon başlayacak ve güzel bir haberimiz de olsun. İstersen izin verirsen ben mi söyleyeyim, sen mi söylersin? Tabii ki abi, o anda da tabii tanıtımımız da ekranlara gelebilir sevgili Berna ve Ufuk'tan rica edebilirsek. Kadınlar, ben sözü süper, sana bırakayım. Kadınlar abi. Süper Ligi maçları da bu sezon Spor TV ekranlarında olacak. Ki hani ek yayınlarla da öncesinde sonrasında yapılacak yayınlarla da ben kadın basketboluna da bir ivme, yayıncılık konusunda bir ivme geleceğini düşünüyorum. Sizlere de şimdiden kolay gelsin diyeyim, içerideki arkadaşlara da. Ama Kadınlar Süper Ligi'nin açık kanaldan yayınlanacak olması da bence basketbol için büyük bir artı getirecek. Burada da hem kanalımıza, ben bir basketbol sever olarak da söyleyeyim, hem kanalımız yöneticilerine hem de Basketbol Federasyonu yöneticilerine teşekkür edelim. Uzun sürede böyle hummalı bir çalışma vardı. Sonuçta bir anlaşma sağlandı. Herkesin emeğine sağlık diyelim. Hidayet Türkoğlu'nun, Ömer Onan'ın, Barış Kuyucu'nun, yine değerli İlhan abinin, sizlerin. İnşallah güzel bir sezon kadın basketbolunda da yaşarız hep birlikte. Evet Murat abi, sen de tabii yani hem altyapılarda hem üst yapıda, A takım seviyesinde de kadın basketbolunu çok yakından takip ediyorsun. Tabii geçmiş dönemde de yine görev aldın kadın takımlarında. Sen neler söylemek istersin kadın basketbolu adına, Türk basketbolu adına? Şüphesiz değerli olacak. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Bence de bu öncelikle kadın basketbolu için çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani birkaç seneye baktığımızda voleybolun hamle yapması, kadın basketbolunun hem iletişim hem de sportif başarı anlamında, işte olimpiyatları belki iki kere gitti, arka arkaya altın jenerasyon diyelim o jenerasyonda. Ondan sonra ufak bir böyle bir sallantı geçirdi. Voleybol orada çok net bir şekilde birçok sporun olduğu gibi burada ön plana geçti. Bence hem kadın basketbolu için çok değerli bir zıplama yapacakları bir sene olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kanalın çok büyük enerjisi var. Özellikle kadın sporuna, kadın sporu ile ilgili özel bölümler var. Yani hani kadın ve spor dendiği zaman Spor TV aslında geliyor. Çok iyi eşleştiğini düşünüyorum. Ben herkes için faydalı olmasını diliyorum. Yalnız şimdi Beşiktaş maçını beraber seyrederken, Konya Beşiktaş maçını, Ümit bir takım şeyler söyledi. Bizde basketbol unsurlarında, özellikle kadınlardaki, Gökhan Türen'in çok güzel anıları vardı milli takımla ilgili bunda. İçerik yaratmak için hem antrenörler, hem idareciler, hem de oyuncular bazen vakit ayırmaktan imtina ediyorlar. Yani burada şeyi büyütmek için, yayınların etkisini arttırmak için, kadın basketbolunun etki çerçevesini genişletmek için herkesin elini taşın altına koyması lazım ve destek vermesi lazım. Yani yayınlarla, maç önü, maç sonu yayınlarıyla, özel belki bir takım programları her seferinde canı gönülden destek vermeleri şart. Çünkü bu yol su elektrik olarak bütün kadın basketboluna emek verenlere geri dönecektir. Bu anlamda da ben bu dileğimi tüm kadın basketbol camiasıyla paylaşmış olayım. İzin verirsen bir de şunu ekleyelim hocam. Aslında müthiş bir lig de bizi bekliyor. Yani Fenerbahçe kadın takımının bu sezon kurduğu kadro, hani
hep finallerden işte maalesef döndü Fenerbahçe, finalleri kaybetti ama ya bu sezon gerçekten hani artık işi çok şansa bırakmadığı gibi gözüküyor. İnşallah bir aksilik olmaz, bir sakatlık, herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Mesela Fenerbahçe kadın takımını çok farklı bir noktaya koyabiliriz bu sezonki kadrosunu. Bir taraftan bakıyorsunuz mesela Çukurova Basket. Şimdi birkaç gün önce Dünya Kupası oynandı. Kadınlar Dünya Kupası'nın MVP'si Türkiye'de oynayacak, Çukurova Basket'te oynayacak. Şimdi Amerika Milli Takımı oyuncusu Chelsea Gray. Şimdi bunlar çok güzel. İçine çok güzel renkler geçecek. Galatasaray'a bakıyorsunuz zaten her zaman için düşük bütçelerle de oynadıkları zamanlar hep böyle büyük işler yaptı. Çok renkli bir sezon bekliyor aslında. Kadın basketbolunun güzel olan tarafı çok fazla şehre de yayılmış olması. Evet. Ben Kadınlar Süper Ligi'nin gerçekten çok çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Bu nedenle de sizleri de Spor TV ekranlarına davet ediyorum sezon içinde. Evet, bir kez daha hatırlatalım. Kadınlar Basketbol Süper Ligi tüm sezon boyunca değerli izleyenler Spor TV ekranlarında olacak. Yeni sezonu da 8 Ekim'de Cumartesi günü bu hafta sonu açıyoruz. Tüm takımlara hayırlı olsun diyelim ve buradan erkekler Süper Ligi'ne, Basketbol Süper Ligi'ne geçelim. 8 karşılaşma oynandı ve bizler de ilk hafta itibariyle takımları görme şansı elde ettik. Tabii ki henüz çok erken. Deplasmanda olan takımlar vardı, ev sahibi olan takımlar vardı. Önümüzdeki haftalarda biraz daha kadrolar oturacak. Oyuncular birbirlerini biraz daha tanıyacaklar. Sistemler oturacak ve biz de biraz daha net fikirlere sahip olacağız. Ümit abi, derbiyle başlayalım istiyorsan. Galatasaray Nef Anadolu Efes karşılaşmasıyla, daha doğrusu Anadolu Efes Galatasaray Nef mücadelesiyle. Yine geçtiğimiz sezondan aslında kalan çekişme devam etti bu sezonda, playoff serisinde, yarı final serisinde. Son ana kadar heyecanlı bir şekilde mücadele devam etti ve Anadolu Efes kazanmayı başardı. Ergin Ataman'ın açıklamaları var. Yine pozisyonda Murat abi değerlendirecek az sonra, kazanan Anadolu Efes oldu. Ya Anadolu Efes'in şimdi hafta içi oynadığı bir karşılaşma vardı. Fenerbahçe Beko ile Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması. Oradan başlamak lazım aslında. Tabii. Şimdi Anadolu Efes'in de çok hazır olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Larkin'in sakatlığı Anadolu Efes için bir kayıp. Neden kayıp? Çünkü yerli rotasyonunuzu bir kişi azaltmak zorunda kalıyorsunuz. Yani Larkin varken zaten o görev yaptığı için yerli rotasyonda yabancılarda hani boyalı alana biraz daha takviye yapabiliyordu Anadolu Efes. Ama böyle olunca boyalı alandan bir tane feragat etmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla tek uzunla aslında belki de tek 5 numara gibi maçlara çıkıyor. Egemen'in katkısı burada önemliydi hafta sonu. Efes için kayıplardan, sıkıntılardan bir tanesi mesela Burak'ın uzun süredir hastalıklarla uğraşıyor olması. Yani ben de hani kendisiyle sık sık konuştum, işte soğuk algınlığı, İşte dişiyle ilgili bir problem, sürekli ateşinin bu nedenle yüksek olması. Yani Burak'ın da çok fazla antrenman yapamayınca o da katkı veremedi. Dolayısıyla Anadolu Efes'in rotasyonu çok daraldı. Mesela Fenerbahçe Beko maçını hatırlayayım. 5 kişiyle Anadolu Efes skor bulup kazanmıştı. Yani o maça da kısaca değinelim. O maçta yine de kazandı. Çünkü ben iddia ediyorum Ergin Ataman'ın, mesela Fenerbahçe Beko'nun yabancı tercihlerini Ergin Ataman yapsaydı böyle bir yabancı kadrosuyla çıkardı diye düşünüyorum sahaya. Sonuçta Fenerbahçe Beko karşısında Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko'nun mutlaka hücum edebilmesi lazımdı. Yani hücum etmeden bunu başarabilmesi çok kolay değildi. Ama takıma baktığınız zaman boyalı alanda hücum silahınız kim sizin? Booker. Evet. Booker yoktu. Booker'ı çok aradı. Rotasyondaki hücum silahınız kim? Yeni alınan Carson Edwards yoktu. Dolayısıyla mutlaka bu iki isimden çok ciddi şekilde katkı alabileceği bir maçı Fenerbahçe Beko onlarsız oynadı. Aynı pozisyonu mesela Metecan 3-4 pozisyonunu oynayabilen bir oyuncu, aynı fiziksel özelliklere sahip, benzer özelliklere sahip. Fenerbahçe Beko'da geçen sezonun yıldızı Dechampierre sahadayken Naci Reis de sahada. Şimdi benzer isimlerin sahada olduğunu düşünüyorum. Ha, Naci Reis iyi oynadı. Mesela o maçın sonunu da çok iyi oynadı. 5 numaraya geçtikten sonra özellikle sıkıntı yarattı Anadolu Efes tarafına. Hafta sonunda Bahçeşehir Koleji maçında da maçın yıldızlarından bir tanesiydi. Ama bu sefer de Dechampierre'in etkisi azaldı. Yani Dechampierre işin içinden çıkıyor. Ben ikisinin aynı anda sahada olması yerine Fenerbahçe'nin biraz daha hücumu yaratacak oyuncularla sahada olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ki mesela Guduric burada son maçta yoktu. Bahçeşehir Koleji maçının hafta sonu.
önemli bir isim, önemli bir silah. Şimdi Carson Edwards vardı ama geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Yani savunma kısmında, o da sahadayken savunma yapmadan sahada kalması mümkün değil. Yani hiç savunma yapmayan bir oyuncu görüntüsünden kurtulması lazım. Onun hücum özellikleri çok fazla ama mutlaka savunmayı da birazcık en azından istemesi ve bunun üzerine gitmesi lazım. Ama zamanı ihtiyacı olduğunda tekrar tekrar hatırlatalım. Yani henüz Avrupa'ya yeni gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe Beko'nun mesela sezon öncesi hazırlıklarının çok iyi yapıldığını düşünmedim takımı izlediğimde. Yani çünkü takımda herhangi bir ne oynayacağını henüz çok belli etmemiş Fenerbahçe Beko. Ama Anadolu Efes tarafına bakıyorsunuz, mesela aslında onların da yapısı çok değişti. Zilic gibi bir oyuncu geldi ki yıllardır Anadolu Efes'e sırtı dönük oyunu oynayan bir uzun yoktu. Yani sırtı dönük oyunu bu kadar etkili oynayan bir uzun yoktu. Şimdi Zilic gelmiş. Clyburn gibi, Embiid gibi topu yere vuran forvetler, yani daha topla oynayabilen forvetler takıma katıldı. Şimdi Anadolu Efes'in de yapısı değişmiş ama Yakup Sekizkök'ü burada hocam da galiba sosyal medyadan bir paylaşım evet. yapmıştı, kutlamıştı. Kesinlikle kutlamak lazım. Ergin Ataman'ın olmadığı bölümde takımı çok iyi hazırlamış. Yani bu konuda da altını çizmek lazım. Hafta sonuna gelince, bu kısmı biraz uzatmış olabilirim kusura bakmayın ama hafta sonuna gelince de Fenerbahçe, Anadolu Efes aslında istediği gibi başladı maça. Burada da Clyburn gibi çok önemli bir silahını kullanmadı Ergin Ataman. Yabancı tercihinde Bryant'ı dahil etti. Clyburn'un da hafif bir sakatlığı vardı. Yani çok riske edilmek istemedi ama Euroleague'de oynayacak. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Galatasaray'da Floyd'un sakatlığı bence çok yaralayıcı olmuş. Çünkü Morgan da geçen sezon oynamadan geçirdiği için o da hiç hazır değil. Dolayısıyla Galatasaray uzun konusunda çok katkı alamıyor. Ve bu nedenle Anadolu Efes mesela Anadolu Efes karşısında ilk 8 şutu Galatasaray şutla, yani dışarıdan attığı şutlarla değerlendirmeye çalıştı. Ve 9-0 başlayan 13-2 devam eden Galatasaray'ın ilk sayısını 4. dakikada bulduğu bir maçı izledik. Galatasaray ne zaman ki işte Sadık'ı kenardan getirdi, Yunus'u kenardan getirdi. Evet. Sadık'ın oyunda olması, onunla ilgili hocam görüntüleri de hazırladı diye biliyorum. Evet. Mesela Sadık'ın oyunda olması Galatasaray için bir artı oldu. Bir anda Anadolu Efes'in o savunma stratejisini biraz zorlamaya başladı. Ki Anadolu Efes tamamen içeriye gömülelim, yani içeriden yemeyelim, dışarıya Galatasaray'ı itelim mantığıyla hareket ettik. Ki Galatasaray'ın silahlarının da geçtiğimiz sene mesela bunu yapamazdınız Galatasaray'a. Çünkü orada bir Melo vardı, bir Pulsel vardı, bir Kanan vardı. Yani bunu yapamazdınız. Bu sene bunu yapabilecek lüksü verdi diye düşünüyorum. D-Boss geçen seneki görüntüsünden çok uzaktı. Evet. Bu da Anadolu Efes'e çok ciddi bir artı getirdi. Ama Anadolu Efes'in de erken işte farka ulaşması, çok fazla kenar katkısını alamaması. Burada da Ergin Ataman'ın aslında söylediği, sürekli vurguladığı şeyler var. Bunu da bir kez daha doğrulamış oldular. Yani kenardan gelen o 5 isim sahaya girdiğinde bir anda maçın ivmesi değişti. Şimdi burada evet Burhan dediğim çok iyi hazırlanamadı ama artık öne çıkması lazım. Kendisini iyice göstermesi lazım. Erten'in kendisini iyice göstermesi lazım. Anadolu Efes'in Egehan kritik işler yapıyor. Hazırlık döneminde iyi geçirdi. Egehan'ın biraz takıma katkı vermesi lazım. Bunu alamadığı için Anadolu Efes bir tek Egemen'den boyalı alanda katkı aldı ama Galatasaray maça tutundu. Maçın 3. çeyreğinde hep Galatasaray böyle geliyordu, öne geçecek çok basit bir atış kaçıyordu. 3. çeyrekte bunu başardı. Yani öne geçmeyi de başardı. Öne geçmeyi de başardı. Pardon, 4. çeyrekte başardı. Evet. Özür diliyorum. Ama Anadolu Efes'te Boboa ve Misic ikilisi müthiş. Yani Boboa'nın en kritik anlarda sahne alması, hücumda müthiş bir yüzdeyle şut atması, Misic'in kritik anlarda sorumluluk alıp potaya atak etmesi, Bryant'ın maçın kötü oynamıştı, sonradan gelip çok iyi katkı vermesi bir anda işin rengini değişti ve Anadolu Efes maçın sonunu çok iyi oynayıp 3 dakikaya yine geride girmesine rağmen, son 3 dakikaya geride girmesine rağmen maçın sonunu müthiş oynayıp kazanmayı bildi. Galatasaray için acil durum mutlaka uzun konusunda bir takviye. Ya da Sadık'ı 5 gibi kullanacaklarsa ki bu maçta Sadık 5 numara oynadığında gerçekten çok etkiliydi. Yani Anadolu Efes bence Zizic konusunda biraz daha çalışması lazım. Yani dedik ya yıllardır hani o pozisyonda o tarz bir oyuncu olmadığı için mesela kritik anlarda Zizic'e daha çok topun geçmesi lazım. Bu Fenerbahçe-Beko maçında da hissedildi, Galatasaray maçında da hissedildi. Bence orayı daha iyi kullanabilirlerdi ama bunu kullanmadıkları için Sadık'ın yüzü dönük oyunu, şutunun olması müthiş bir artı getirdi.
Kesinlikle abi. Zaten şimdi Trend Basket paylaşmıştı geçtiğimiz gün. Sen de çok güzel bir noktaya değindin. Anadolu Efes'in son olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'ya karşı ve ligde Galatasaray Nef karşısında attığı 148 sayının sadece 8'i yerlilerden gelmiş. O da egemen. O 8 sayı da egemen güven kaydetti. Bu arada tabii ekrana gidiyor mu bilmiyorum. Bir siren sesi var. Umarım güvendeyiz. Yani bir yangın mangın çıkmamıştır binada diye düşünüyorum. Şunu da belirteyim. Muhtemelen 2-3 hafta sonra da yeni stüdyomuza döneceğiz. Neden buradayız diye de belki sorabilirsiniz. Onun da bilgisini paylaşalım. Murat abi, istiyorsan direkt fotoğraflarda başlayalım. Genel görüşlerinle de sonra devam edelim. Evet, şimdi ilk fotoğraf geldi. Aslında Ümit'le bunu konuştuk. Bu maçı Ümit'in yeni bir uygulamaya geçemedik. İnsat programından da yardım aldık. Bu arada onlara da ben teşekkür ediyorum. Yani görüntü en azından fotoğraf olarak kullanarak Ümit'in anlattığı şey işte Sadık'ın pick and roll sahnesi, D-Boss'u iki kişi tutmak zorunda. D-Boss'a mutlaka yardım geliyor. Yani burada ikiliyi oynadılar. Dizilişte bir sonrakine geçebiliriz. Görüntünün bir sonrakine. Burada tabii evet. Zizliş de orada abi biraz ağır kalıyor. Mutlaka yani burada ağır kalsa da kalmasa da zaten şimdi D-Boss'a eğer iki kişi elinden topu çıkartmak durumda kalmazsa D-Boss'a orada yani ufak geri çekilme show-up'ta problem yaşayabilir. Burada Galatasaray'ın alt tarafında sarı dairelerle gösterdiğimiz bölümde de çok iyi sahaya yayılımını yaptığı, başkasının da sahada yardım edemediğini gösteriyoruz. Ümit, senin söylediğin sahne buydu. Aynen. Galatasaray bu maçta yani Anadolu Efes'in boyalı alan savunmasını bu şekilde cezalandırabildi. Ama D-Boss'a da bu yardımı getirmek zorundalar. Çünkü D-Boss'u etkisiz hale getirmek zaten Galatasaray'ın gücünü çok zayıflatacak. Ki geçen sene abi üst üste triple double'ları var Efes'e karşı. Ve bu maçta Anadolu Efes bu stratejisini uyguladı. Sadık gelinceye kadar da zaten hiç sıkıntı yoktu. Ama Sadık girdikten sonra ceza şutlarını sokmaya başlayınca Efes savunmasında biraz açmış oldu. Evet, diğer fotoğrafla Murat abi istiyorsan devam edebiliriz. Devam edelim. Yoksa bundan tutamayacağım sonra, kendimi. Bundan sonraki teknik görüntüye sorular soracağım sana. Şimdi Ümit gene biz hafta içi, hafta sonu çok sık Levent'le ve Ümit'le maçları konuşuyoruz. Anadolu Efes'in savunmasından bahsetti. Biraz dış şutları risk edip içeriği kullanmayı. Bu da o sahnelerden bir tanesi. Yani burada Göksel'in elinde top ama Göksel'ine işte pas geliyor burada. Aynen, bir sonrakine geçelim. Atıcılar da hazır yani bir şekilde. Hemen evet. Yardıma, yani dışarıdaki isimler de hemen içeriye yardıma gitmişler. O şutları abi ne Angola sokabildi ne Muammi Mustafa sonradan Göksel'in iki tane soktu. Şimdi burada tam senin dediğin çıkar gibi yapıyor ve sarı top Göksel'in de sarı ile işaretlediğimiz mavi de Miçic muhtemelen evet, onun Miçic. Üstüne koşar gibi yapıyor direkt ileriye evet. Koşuyor. Burada senin söylediğin şimdi Muammi de göreceğiz. Devam edebiliriz. Burada Ümit'in güzel bir tespiti var. Burada yine sarıyla boyalı olan oyuncu buradan topu dışarıya çekiyor işte. Yine Muayim bomboş kalacak. Devam edelim. Burada Efes savunması abi biraz kötü yakalanmış. Yani yerleşim kötü gibi. Yine burada Muayim aslında bomboş yani. Evet. Boş şutu ama işte o yüzde düştüğü için yani onu söyledim. Yani geçen sezon Galatasaray'a bunu veremezsiniz. Evet. Bunu verdiğiniz anda ceza geliyor. Yani orada abi enişte Angola ikilisi profil olarak biraz daha farklı isimler. Isaiah Cannon ve Melo'dan. Kesinlikle. Akın Purcell'den. Akın Purcell'den keza evet. Devam edelim istiyorsanız. Bir sonraki görüntüye geçebiliriz. Bu da yine Ümit'le konuştuk. Durum burada 65-68. Anadolu Efes geride ve ilk ateşi Boba iki kişiyi pick and roll'da aradan geçerek bunun atışı çok güzel bir atışla yapıyor. Burada 67-68'e getiriyor. Ender Aslan'ın atışlarına benzer evet, bir atış. Evet. Burada Murat abi antrenmanlarda da tabii bu çalıştırılır. Bir kişi hücum fazla olur. Eksiltirler bilerek savunmayı. Sonrasındaki rotasyon çalışılır. Burada Sadık gelse, arkası boş. Forvetler gelse, forvet boş. Bu da gerçekten derslik bir fotoğraf olmuş. Instat'ın paylaştığı bu fotoğraf karesi. Devam edelim.
Bu da gene aslında Miçic'in çok güzel bir ikilisi var. Gene onu da iki kişi tutmak zorunda kalıyorlar. 67-68 durum. Ve Bryant sağ tarafta bekliyor. Devam edelim. İçeriye de Zizi çok iyi devrildiği için Miçic burada muazzam pası görüyor ve bu üçlükle zaten 70-68 öne geçiyorlar. Evet. Bu hani kırılma anı devam ediyor aynen. Aslında. İşte az önce söyledik. Boboa, Miçic, yani Boboa, şimdi Miçic'in asisti Bryant, bir sonraki de. Devam edelim. Geliyor, bir sonraki evet. De Ümit senin söylediğin sahne gelsin. Burada Miçic'te top. Burada adam eksiltmeye başlıyor. Devam edelim. Önce Angola'yı sonra da Sadık'ı geçip basket faulü alıyor ve herhalde burada artık maçı tamamen İvmeyi evet. Takımına çeviriyor. Devam edebilirsiniz. Ki bu iki atışıyla. Son pozisyon, son iki pozisyonda abi Göksel'in kenara geliyor. Ki Miçic'in savunmasında çok etkiliydi. Göksel'in de Yunus'la mesela. Orada Yunus aldı sonra. Yunus da mesela bence çok etkiliydi. Çok etkiliydi. Maçı atıcı dalla bitirmeyi de seçti Galatasaray. Yani orada hücum bulayım evet. Diye düşüncesiydi ama rakibin 3 kısasından da birer basket yemiş oldu. Sen de bunu iyi yakaladın. Murat abi bu bölüm keyifli oldu. Tabii Instat'ın paylaştığı verileri de sen üstünde çalışmalarla birlikte her hafta böyle seçeceğimiz maçlarla birlikte farklı bir akış haline getirdik programımız içerisinde. Şimdi buradan ikinci karşılaşmamız olan Türk Telekom Darüşşafaka maçıyla devam edelim. Yine orada da pozisyonlarımız var. Ümit abiden bir genel değerlendirme alayım istiyorsan Ümit abi. Telekom'la ilgili de Daçka ile ilgili de. Sonrasında Murat abiye döneyim ve pozisyonlarımıza bir bakalım. Yani burada da maça iyi başlayan aslında Türk Telekom oldu ki Türk Telekom'un işte Erdem Can'la birlikte bir çıkışa geçmesini zaten yani enerjinin geldiğini hissetmiştik. Ama iki uzunu, boyalı alandaki iki ismi yokken mesela Semih Erden yoktu, Berk Demir yoktu sakatlıkları nedeniyle. Onlar yokken bu denli boyalı alanda üstünlük kurmuş olmaları da açıkçası biraz Darüşşafaka tarafının düşünmesi gereken bir konu gibi gözüküyor. Burada bence sezonun reklam potansiyeli olan T. Jones diyorum ben ona. Ya kesinlikle. Kesinlikle. Yani pil reklamını çok net çıkar. Pil, mesela jeneratör, her türlü enerji reklamına çıkabilir abi bence. Ben mesela atlet uzunları hani severim. Siyahi böyle zıplayan izlemesi de keyifli oluyor. Bu farklı bir profil gerçekten. Yani kim bulduysa tebrik etmek lazım. Telekom hani çok tutamayacak gibi gözüküyor. Euroleague veya farklı üst düzey takımlara sanki sezon sonu gidecek gibi böyle devam ederse tabii. Zaten işte farkı yaratan da Jones oldu. Yani özellikle Olesen'in kenardayken maçın ilk çeyreğinin ikinci bölümünde yaptıkları Telekom adına müthiş bir ivme kazanılmasına yol açtı. Zaten Telekom işte o bölümde yakaladığı avantajla 5 sayılık hemen üstünlüğü ivmeyi yakaladı. Tabii burada Darüşşafaka ilk yarıda 10'da bir üçlük attı. Şimdi Darüşşafaka gibi bir takım için de bunun zaten hani uzun konusunda sıkıntı yaşayan bir takım dışarıdan da böyle bir yüzeyde atınca Darüşşafaka'nın da Telekom'a karşı yanıt verme ihtimali biraz azalıyor gibiydi. İkinci yarının başında tabii bir 10-0 geldi. Şimdi bu 10-0'lık seri Daçka'yı maçı ortak etti. Burada da Darüşşafaka için hani olmazsa olmaz diyoruz. Yine Doğuş'un koyduğu bir direnç var sahaya. Yani ne zaman takım düşecek gibi olsa bir şekilde etki yapıyor. Ama Start ve Can ikilisinin de dışarıdan işte o kötü yüzdeyi terse çevirmeleri. Can'ın geçen sezon mesela buna benzer özelliklerini çok konuşmuştuk. Güzel işler yapıyor. Son birkaç yılda Karşıyaka'da Galatasaray'da yaptıklarına benzer şeyler yaptı. Ve bir anda takımın liderliğini, sahiçi liderliğini aldı. Bu çok çok önemliydi. Ama Telekom'da işte Grant devreye girdi ki çok değişik bir oyuncu oldu. O da hani, çok iyi anlıyor. O da çok evet, keyifli yani, bir oyuncu hani gerçekten. Sezon başındaki hazırlık dönemindeki görüntüsü acaba dedetti. Çünkü biraz çılgın. Yani bazen kontrolden çıkabilecek yapıda. O da çok delici. Aynen ama gerçekten çok fark ettirebiliyor. Sessina geçen sezon yine ligimizdeydi. Evet. Onun iyi oyunu izledik. Ve bir şekilde
şeye döndü. 3 numara da mesela abi, hazırlık döneminde o kadar etkili gözükmedi Fransız oyuncu. Aynen. Çok iyi. Butey. Evet, o da yalnız Butey'in bence akıllı oynadı. Aklıyla oynayan bir oyuncu. Ben biraz oyunu geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle pas konusunda. Biraz eline top yapışıyor onun. Çok topla oynayan bir takım olacak Telekom. Yani top sayısını arttıran bir takım olacak. O anlamda hani pas paylaşımı takımın birliktelikteki performansını arttıracak. Muhtemelen oyunu ilerletir diye düşünüyorum. Ve şöyle devam edeyim. Yani maçın sonunda kader anlarında şimdi start nasıl söyleyeyim? Hani bu takımın kaderini belirlesin diye. Evet, bu rol belki ona verilecek bu sene. Ama çok kritik. Yani geri getiren isimlerden bir tanesi olmasına rağmen evet. Çok basit iki hata yaptı. Yani bir tanesinde farklı 3 sayıken işte topu çembere değdirip hani ikinci atışı bile kaçırmaya çalışırken filenin altına. Filenin altına acaba? O da evet, süre de vardı. Aslında yani tekrar atıp bir faal daha yapılabilecek süre vardı. Ve son topta yine 3 sayı gerideyken içeri hamle yapıp daha sonra yaptığı hatayı belki anlayıp dışarıya vermek istediği bir pas ve orada da yaptığı top kaybı takımın umutlarını sonlandırdı. Ama yine de bu kadar boyalı alanda yenilmelerine rağmen Can'ın performansıyla maça tutunmuş olmaları ilerisi için taş kağıdına da umut verici. Ama Telekom tarafında Erdem Can'ın sürekli böyle Ankara'yı da motive edecek açıklamaları var. Yani Ankaralı basketbol severleri de tribüne çekmeye çalışan açıklamaları var. Bu çok önemli. Yani Ankara'da çünkü basketbol hani gerçekten hep üstlerde olmuştur. Bu takım taraftan sevebileceği bir takım. Başta da siz de söylediniz. Yani Jones gibi çok izlemesi özel, keyifli olan bir oyuncuyu da dahil etmişken ben Ankara'da tekrar bir alev yakabileceklerini düşünüyorum. Ki bu mücadele Ümit abi Cuma saat 19'da oynandı. Yani iş çıkışı Ankara'da ciddi bir yoğunluk vardı mücadelede. Onu da belirtmek lazım. Tony Taylor'ın varlığı, tecrübeli bir isim, ligimizi bilen kişiliği de düzgün olan bir yabancı. İşte Semih Erdin'in dönmesi, Berk'in dönmesi biraz orayı çeşitlendirecek. Darüşşafaka da onlar da genç bir kadro. Onların da tabii 4 yabancıyla oynadığını söyleyelim. Onlar için de belki önümüzdeki dönemde bir yabancı eklemesi gelebilir. Şimdi bu maçta yine devam edeceğiz. Pozisyonlarımıza hemen geçelim. Ümit abinin bahsettiği o Starks'ın da tabii kritik anlarda yapmış olduğu tercih hatalarına da değineceğiz. Yine teknik anlamda da ben sözü Murat abiye bırakmak istiyorum. Aslında en başta iki takım da birbirine benzer ikili pick and roll savunmaları yaptılar. Darüşşafaka Grant'i nereye giderse gitsin elinden top çıkana kadar özellikle maçın başında ikili sıkıştırmaya çalıştı ve arkada da turuncuyla gösterdiğimiz 3 kişi hani zon gibi oraya yerleşti. Diğer adamları paylaştılar. Devam edelim. Ben Murat abi böyle teknik kısımda gerçekten tutamayacağım. Programın süresi 2 saate çıkabilir. Ben yerleşim hızlı geçiyorum. Farkındayım, hızlı geçiyorum. Yerleşim hocam açısından çok doğru bir örnek diyebilir miyiz Daçka'nın az önceki yerleşimi? Yani o tabii biraz da Telekom'un yerleşimine odaklanarak yaptıkları bir şey. Ama Daçka geçen sene de agresif savunma yapan takımlarımızdan bir tanesiydi. Onu devam ettiriyorlar ama Telekom da özellikle ikinci yarı oraya nasıl oynayacağını öğrenerek yaptı. Burada Darüşşafaka planını savunmada o ikili sıkıştırmalar çok basitçe anlatıyorum. Hücumda da deminden beri işte Ümit'in söylediği Semih Berk onların eksilmesinden dolayı topu içeriye mismatch yakalayıp yani pick and roll'dan mismatch'i yakalayıp ters eşleşmeyi yakalayıp topu Oliseni'ye veya Ercan'a indirmeye çalışıyor. Bu da o sahnelerden bir tanesi. Taylor'ı arkasına aldığı sahne. Bu arada Levent bu kadar konuşmaya hevesli madem tekniği. Şimdi az önce kadın basketbolunu söyledik hani Kadınlar Süper Ligi burada diye. Önümüzdeki günlerde yeni sürprizler de olabilir. Bunları da söyleyelim. Levent'le sizi bir teknik programa da davet edelim hocam. Öyle mi? Bence güzel olur. Duymadım abi. Bir tane de teknik programı diyorum tamamen. Ayrıca. Murat abiyle. Evet. Çok iyi olur. Çok keyifli olur. Buraya da sıkıştırabiliriz belki ama bilmiyorum. Yani şampiyonluk abi yaşamış altyapılarda bir oyuncu. Lig'de şampiyonluk yaşamış bir koç. Daha ne olsun? Neyse biz fotoğraflarla devam edelim abi pozisyonlarda. Bunu sonra konuşalım. Bu sahneyi de geçebiliriz. Evet, bu adam değişme savunması sonrası. Burada gene ikinci yarı dediğim şey bu sefer devrilen Tadibe kadar gitmedi.
ikili sıkıştırmada high postun orada, yüksek postun orada aldıktan sonra oyunu dağıttı, devam edebiliriz. Türk Telekom ikinci yarıda daha farklı hücum etti. İşte bu sahnede zaten doğru sahada yerleşimle oklarla görüldüğü gibi 4-3'e 2, 4-3 bıraktılar şeyi, 4-3 bıraktılar Darüşşafaka savunmasını ve pot altından kolay bir sayı attılar. Çözümü de kolay değil herhalde Murat abi. Bu, yani bu hücumun çözümü de tabii yani çok burada kolay bir olmuyor. Bir şey alıyorsun karşı takımdan. Grant'in elinden topu bıraktırıyorsun ama bir şeyi de veriyorsun. 4'e 3'ü veriyorsun. Evet, devam edelim. Ve burada bu şekilde bitirdiler. Devam edebiliriz. Bu işte demin Stars'ın aslında söylediği sahne. Burada Sestina, maçın sonu burası. 90-87. Tam saat pres yapıyor Türk Telekom. Sestina topa hamle yaptığı için Stars geçiyor ve geride bırakıyor. Devam edebiliriz. Ve maç 3 sayı. Maç 3 sayı, 90-87. Burada artık üçlük de atabilirdi Ümit burada. Maçın kaç saniye var? Ben göremiyorum. 2.6 var. Ve 3 tane Türk Telekomlu oyuncu çizginin gerisinde kalmış. Burada içeriye kadar gitti ve top kaybı yaptı. İşte ondan sonra hatasını anladı. Evet. Ama geç oldu. Bu önemli bir karar anıydı Starks için. Evet, devam edebiliriz. Bu demin senin söylediğin Can'ın attığı çok önemli şutlar vardı. Onun savunmasını Türk Telekom uzunu içeride tutarak savunduğu için bu böyle boş atışlar kullandı. Kritik anda geri çevirdi takımı. Devam edelim. Bu da el üstü de olsa artık enerjisini kazanmıştı. Güzel. Devam edebilirsin Can'ın atışından sonra. Bu da çok kritik abi. Rıdvan'ın şutu da çok kritik. Şimdi burada yine ikili şey yaptılar. Sıkıştırma yaptılar Grant'e ki mismatch vardı. Yani Olisen'i Grant'in üstünde Doğuş Özdemiroğlu ya inisiyatif aldı ya da böyle bir strateji kullandılar. Grant geçmesin diye double team'e geldi. Rıdvan'ı bıraktı. Evet. Rıdvan'da o dakikaya kadar hiç sayısı yoktu. Kesinlikle. Hani riske edilecekse ilk isim gibi düşünülecekti. Maçın bence çok kritik üçlüklerinden bir tanesini attı. Evet. Evet. Burada fark 5, 8'e çıkıyor. Telekom rahatlıyor bu şut sonrası. Bir tane daha ileri gidersek burada Ümit ne diyeceksin bilmiyorum. Bunu da ilerletebiliriz. Bu top kapma sahnesi. Buraya hızlı geçebiliriz. Preston çok önemli bir top kaptı. Buna ne diyorsun? Burada Melih kenara geldi. Mehmet Yağmur, yani zaten bildiğimiz bir şey ama bunu kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum Ümit. Yani burada Melih'e niye çıktığını muhtemelen, neler yapması gerektiğini anlatıyor. Ben de böyle şeylere çok maça gittiğimde dikkat ederim. Televizyonda da görünce hemen nokta atış yapmak istedim. Yağmur bu takımın, Mehmet Yağmur bu takımın oynar veya oynamaz ama en önemli silahlarından biri olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Kesinlikle Mehmet Yağmur gerçekten çok özel bir karakter. Onu yıllardır hani konuşuyoruz. Müthiş bir karakter. Hani geçen sezon Beşiktaş'ta yaptığı abilik, Beşiktaş'ın gençlerine 2 yıldır yaptığı abilik anlatılacak şeyler değil belki. Yani o kadar hani hepsine dokundu ki. Şimdi Türk Telekom'da da Erdemcan bence çok doğru bir hamle yaptı. Yani yeni bir takım oluşturuyor. Yeni bir enerjisinin olması lazım bu takımın. Bu takımın mesela şimdi Semih Erden gibi kritik isimlerinden bir tanesi var. Çünkü Semih evet olağanüstü bir yetenek. Fiziksel anlamda çok büyük bir isim. Keşke çok daha iyi yerlerde olabilseydi ama Semih kontrolü çok güçlü, yani kolay bir isim de değil. Semih yanında mesela Mehmet Yağmur varken Semih'i oynatmak bence çok daha kolay olacaktır. Çünkü Semih'in de çok saygı gösterdiği isimlerden bir tanesi. Çok yani, yakın arkadaşlar. Çok yakın arkadaşlar ve Mehmet Yağmur hem bu gençlere hocamın söylediği gibi abilik yapacaktır hem de takımın diğer abilerini de bir arada tutma görevini üstlenecektir. Mehmet Yağmur hangi iş olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun karakteriyle bence mutlaka ama mutlaka oraya bir düzen getirir. Bu da Telekom için çok büyük bir şans. Burada iki tane aslında konuyu vurgulamamız lazım. Normalde yöneticiler iki üst düzey ama tecrübesini artık almış, yaşı yukarıya doğru çıkan oyuncuyu aynı takıma almakta imtina ederler. Ama burada ben hem Erdemcan'ı tebrik ediyorum çünkü bunu ikna etmiş.
hem de yöneticileri tebrik ediyorum. Böyle bir şeyin gerekli olduğunu inanmışlar. Bende de doğru yapmışlar. Bu ikiliyi mesela ilk galiba şeyde İBB'de Hakan Hocam da yan yana getirmişti mesela. Evet. Ne kadar iyi anlaştıkları hem sağ içi hem sağ dışı çok net gördük. Kesinlikle. Ve dediğim gibi yani Mehmet Yağmur çok iyi bir örnek olacaktır takım için. Evet, reklama gitmeden Fenerbahçe-Beko Bahçeşehir Koleji maçıyla devam edelim. İlk yarıda Bahçeşehir Koleji hücum tarafında istediği her şeyi yaptı diyebiliriz. Fenerbahçe-Beko'da savunmada aynı zamanda tabii hücumda da beklentinin altında kaldı. İtudis'in adam değişme savunması ilk yarıda işlemedi. İkinci yarıda özellikle üçüncü çeyrekte taraftarın da biraz işin içine girmesiyle birlikte Fenerbahçe-Beko savunması sertleşti ve yabancı anlamında eksik olan Bahçeşehir'de hücumda skor bulmakta zorlandı. Murat abi, Fenerbahçe-Beko kazandı ama özellikle ilk yarıda gerçekten Bahçeşehir Koleji karşısında zorlandı diyebiliriz. Şimdi bu maçta tabii Ümit bir şey söylemişti. Şimdi Ümit takımları çok yakından seyretti, canlı seyretti. Cumhurbaşkanlığı maçından evvel Fenerbahçe için bir iki şey söyledi. Bunlardan bir tanesi de savunması. Belki 80'li 90'lı sayıları ulaşması çok kolay ama bir o kadar da yeme potansiyeli var dedi. İkinci söylediğimiz şey de demin Yakup Sekizkök Anadolu Efes'te işte herhalde 6. senesi mi 5. senesi filan Ergin'le de herhalde bir 10-12 senedir beraber çalışıyor. Şimdi bu bir avantaj ve bunu bence avantaja çevirmişler. Evet, Beboa ve Miçic'in iki tane oyun kurucu zekanın orada olması. Şimdi bu tarafa döndüğün zaman burada bir sürü değişiklik var. Ve bunların da bu sistemi değiştirecek olan insan da Yunanistan milli takımından dolayı geç gelmesinden aralığa kadar ihtiyaçları olacak. Ama Fenerbahçe-Beko hani hemen marşa basıp bir anda yüze çıkmak isteyen bir araba kullanmak isteyen bir kulüp. Hem Euroleague'de hem şöyle bir ek yapabilir miyim ligde. Hocam? Mesela Itudis'in yardımcısı olarak Dedaç'ı seçmesinin sebeplerinden bir tanesi CSK'da son dönemi birlikte geçirmişlerdi ve benim sistemimi en iyi o biliyor. Dolayısıyla takımı hani benim sisteme göre hazırlaması için dahil ettim demişti ama şimdi Itudis'in sistemine baktığımız zaman Dedaç'ın son güne kadar oynattığı basketbol çok farklıydı aslında. O sistem yoktu sahada. Yani o tabii ben şeyi sen hazırlık dönemini yakından takip ettiğin için senin gözlemlerin değerli. Bu maçın kırılma anları var. Kırılma anlarından bir tanesi Melih geri dönüşteki o 3. çeyrek 27-8 lig şey var. Fenerbahçe üstünlüğü var. 10'da 6 bir üçlük yüzdesi yakaladı. Ve çok önemli iki tane üçlük kaçırdı aslında 4. çeyrekte. Yani onları da soksa 10'da 8, 12'de 8 olacaktı. Pardon 10'da 8 olacaktı. Burada Bahçeşehir bence kendi kadrosuna göre ki iki yabancısını Hall ve Blazic galiba sakat olmasından dolayı iki yabancıyla oynadı. Ona rağmen ben çok iyi özellikle ikinci yarı çok iyi yani ilk yarıda öyle ama dördüncü çeyrekte iyi mücadele ettiklerini ve bu CLA'yı çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Kartal'ın zekasının oyunu içine koyarak, simiti kullanarak ki yani nasıl söyleyeyim her hamlelerinde artı aldılar. Mesela bir tane maçın sonunda son 20 saniyede Wilbekin'i atak ettiler mola sonrası. 2 saniyede sayı buldular. Hatırlıyor musun o sahneyi? Alçak posta indirdi topu oradan dönüşünü attı. Yani bu takımın iyi çalıştığını gösteriyor bence. Burada Fenerbahçe tarafından baktığımızda bence Wilbekin çok hazır değil. Doğru kararlar veremediğini düşünüyorum. Maçın kahramanı Fenerbahçe adına Nigel Hayes'ti. Zaten biraz Anadolu Efes'i anlatırken sen de altını çizdin. Burada Hayes'in hem özellikle bu son dakikalardaki göstereceğiz onu birazdan. Close-out'a bir hata var. Oradan sayı çıkarttı. 74-70 yaptı. Sonra da hemen Razianski'ye alçak postu birebir çok iyi savunma yapıp o topu hani 24 saniye olmasına katkısı olan en önemli oyunculardan biri oldu. Dolayısıyla maçın kırılma anındaki değerli oyuncu oydu. Motley uyum sağlaması gereken oyunculardan bir tanesi. Çok hata yaptı maçın. Yani Jekiri oynatmayı öğrenecekler bence. Çünkü Jekiri ligimizde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Yani
bu ligde nasıl oynanacağını biliyor. Geçen sene de kötü oynamadı. Bence oyunun tamamında basketbol akıllını, İtüdis'in aklıyla, oyuncuların aklının bir sayfaya geldikten sonra, yani o sistem oturduktan sonra bence daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Ama hani Motley burada biraz basketbolunu Türkiye Ligi'ndeki ve Avrupa Ligi'ndeki basketbolun yaklaştırması gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle bir şey yaptılar ki dördüncü çeyrek 50 saniyede Fenerbahçe iki kere mola almak durumunda kaldı İtudis. Bence Bahçeşehir hani eksiklerini nasıl tamamlayacağını bilmiyorum. Belki haber, ümitli haber vardır ama burada bu maçı az kalsın kazanıyorlardı. Belki hani Wilbekin'i biraz hazır olmadığını söyledim ama gene maçın sonunda Yiğit'i geçip Motley'e alev pası var. O önemli bir sahneydi. 76-70 oldu. Ve belki maçın sonunda kritik noktalardan bir tanesi de Bahçeşehir'in son 18 saniyede 3-4 tane faul yapmak zorunda kalması. Hani faul, takım faullerinin dolmadığından dolayı. Bunları söyleyebiliriz. Hem Hayes biraz özgüvenini kazandığını düşünüyorum. Şey maçından sonra, Anadolu Efes maçından sonra. Ama zaten Hayes, sonra. Koç'un çok istediği isimlerden bir tanesiydi. Doğru. Yani ısrarla istediği isimlerden. Jekyll de onlardan bir tanesi mesela. İtiyudis'in olmazsa olmazıydı kadroda. Dolayısıyla Hayes'in bu oyunu çok izleriz diye düşünüyorum. Yani bundan sonrası için. Ama dediğim gibi bu kez sanki de Dechampierre'in katkısından biraz feragat edecek gibi gözüküyor ki ben uzun vadede hani belki koçun hayalindeki o bütün takımın fiziksel özellikleri de herkesin switch yapabilecek bir organizasyon kurma, yani kısayı da savunsun uzun da savunsun organizasyon kurma çalışması var ama hücumda aksaklık Euroleague'de bence daha fazla hissediliyor. Yani Euroleague'de mesela bu maçta şimdi Melih çok kritik şutlar soktu ki Efes maçında mesela Cumhurbaşkanlık Kupası maçında da ben Melih'in çok boşları geç buldu. Dahil edildiğini düşünüyorum. O da var, sahaya. Boşları da yani buldu. Melih girdikten sonraki, yani takım ilk yarıda 20 sayı atıyor. Siz atıcınız olmadan oynuyorsunuz o maçı. Ki Carson Edwards kadroda yoktu. Aynen. Ne zaman Melih zaten gelip o şutları sokmaya başladı bir anda oyun değişti. Yani Fenerbahçe'nin mutlaka hücumda atıcı dalla oynaması gerekecek bu düzen içinde. Evet, hemen pozisyonlarımıza da bakalım. Sonrasında hızlıca bir araya gidelim. Burada sadece kırılma anı, demin söylediğimiz sahne var. Burada Dechampierre'in alçak posta post-up, ondan sonra da sahayı çok iyi gördüğü bir sahne bu. Nigel Hayes dışarıda okla gösterdiğimiz yerde, içeride de top Dechampierre'de. Verelim, bir sonraki pozisyona geçelim. Burada 72-70 Fenerbahçe önde, Fenerbahçe Beko önde. Burada aldıktan sonra çok güzel bir fake yapıp İlk adamı geçiyor. Ondan sonra da bu Siele'nin tam üstüne de gelmiyor. Çünkü korkutucu bir oyuncu. Tam orta mesafede durup güzel bir atışla önemli skoru yapıyor. Atış anını da görebiliriz. Bir sonraki atışa geçelim. Burada tam içine girmeden, boyalı alana girmeden atışını kullanıyor. Bu en kritik sayıydı maçı kopartma anlamında. Evet, bu Siele'de gerçekten heyecan verici bir oyuncu. Onu da keyifle takip edeceğiz. İlk kısmı noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir kez daha hatırlatalım. Her hafta zaten bu paylaşımları fotoğraf karesi halinde sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Instat verilerine de, Instat'ı da vurgulayalım ve kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz. Devam ediyoruz reklamların sonrasında değerli izleyenler. Gaziantep basketbolla Fruit Extra Bursa Spor Gaziantep'te karşı karşıya geldi.
Açıkçası maçtan önce de maçın içerisinde de skor anlamında o çekişmeyi bekledik ama Furut Ekstra Bursaspor geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam etti diyebiliriz. Özellikle savunma anlamında Gaziantep'i 50 sayıda tuttu kendi evinde. Gaziantep'in de eksikleri vardı Ümit abi. Ama Furut Ekstra Bursaspor özellikle Onur Alp ve Zekagos'ta hazırlık döneminde de iyi bir görüntü vermişti. Antep'te de çok rahat bir galibiyet elde ettiler. Yani geçen sezon çok başarılı iki takımı. Yani Furut Ekstra Bursa'nın zaten yaptığını Euro Cup finali çok net göstermişti. Gaziantep beklentilerimizin çok üzerinde bir dereceye ulaşmıştı. Ligi ilk 4 içine bitirmeyi başarmıştı. Dolayısıyla bu sezonda nasıl başlayacaklarını merak ettiğimiz iki takımdı. Hazırlık sürecinde özellikle Furut Ekstra Bursa'nın ki Furut Ekstra Cup'ı şampiyon bitirmiş. Yani 8 takımlı bir organizasyonu. Ne kadar iyi halde olduğunu görmüştük. Onur Alp bitim geçen sezon üzerine koyu koyu gidiyor. Onu her hafta belki vurgulayacağız ama verdiği karar çok doğruydu. Yani Bursa'da kalma kararı çok doğruydu. Çünkü ona güvenen, ona sorumluluk veren bir koçla çalışmaya devam etmek istedi. Ve bence seneye çok daha farklı, çok daha büyümüş bir Onur Alp'i göreceğiz. Basketbol anlamında büyümüş bir Onur Alp'i göreceğiz. Çok sert başladı maç. Evet, Gaziantep'te Frank Kamp'in olmaması, oyun kurucu pozisyonunda çok önemli bir eksikleri vardı. Hücumlarını çok etkiledi ama maçın başında savunma anlamında, boyalı alan savunması anlamında çok iyi iş yaptılar. Ekbono özellikle yine Gaziantep'ten her sene çıkan o uzunlardan bir tanesi olabileceğini yine gösterdi. Ki bu kez hani çok da sürpriz değil aslında. Bekleyen isimlerden bir tanesiydi. İkinci çeyrekte karşılıklı seriler vardı maçta. Yani önce 9-0 Bursa, daha sonra 8-0 Gaziantep. Ona 8-0'la yanıt veren yine Furt Ekstra Bursa. Ama maçın kırılma noktası bence Agust'tan gelen üçlükler oldu. Yani Zek Agust hani boyalı alanı ikili oyunları zaten oynayan bir oyuncu ama attı. İki tane peş peşe üçlük attı ki o Gaziantep'in savunmasını da gerçekten çok yıprattı. Yani o maçın başındaki savunmayı çok yıprattı. Ve bir anda takımı da öne çıkartmış oldu. Kramans takıma katkı getirebileceğini, katkı verebileceğini gösterdi. Geçen sezon Ankara'daydı. Oradan gelmişti. Ligi tanıyan bir oyuncu, takıma katkı verebileceğini gösterdi. Ama son ana kadar Gaziantep aslında bir şekilde oyun içinde kalıyordu. Yani son periyota kadar hep bir şekilde dönüş sinyali veriyordu. Ama son periyotta Onur Alp Bitim'in attığı 5 sayı var arka arkaya. Orada artık tamam bu maç bizim mesajı net şekilde verildi. Ve ondan sonra da Bursa'yı durdurmak zaten imkansızdı. Fark 15'lere 20'lere doğru gitti. Evet, Tofaş Büyükçekmece maçıyla devam edelim. Zaten önümüzdeki haftalarda tüm takımları daha geniş geniş konuşacağız değerli izleyenler. Tofaş Büyükçekmece'yi rahat mağlup etmeyi başardı Murat abi. Çekmece tabii 40 sayılık bir farktan bahsediyoruz ama Çekmece için çok da erken konuşmanın belki bir anlamı yok. Ama geçtiğimiz sezonun sanki bir tık altındalar gibi Tofaş'ta yeni yabancı eklemeleriyle birlikte rahat bir galibiyet aldı ilk haftada. Yani senin özetine şunu ekleyebiliriz belki. Özhan Çıvgın'ın da aslında mesajıyla bizim aramızda konuştuğumuz şey üst üste eşleşiyor. O da ben böyle bir tepki vereceğimizi düşünmüyordum. Çünkü ben de düşünmüyordum. Çünkü hazırlık maçlarını gerçekten iyi oynadılar. Yani Crawford'un geçen seneden devam etmesi Onvo Büyükçekmece'de bir avantajdı aynı koçla beraber. Fakat Tofaş öyle bir enerjiyle başladı ki bu enerjisini hücum ribaundlarındaki ikinci hücum şanslarını da ekleyerek yani bir anda ikinci çeyreğe kalmadan maçı kopartmayı bildiler. Yani çok enteresan bir maç oldu. Tabii böyle bazen sezon içerisinde bu tip maçlar olabiliyor. Bazı takımların bu tip şanssızlık yani Büyükçekmece için söylüyorum performansları olabiliyor. Bundan sonra ne yapacak? Bu deplasman maçı yani bunun telafisi olabilir. Bundan sonra ne yapacakları çok önemli. Murat abi bir sayı veya 40 sayı bu tarz maçlarda rakibiniz değilse eğer tabii ders de alırsanız çok da önemli değil. Ama tabii koçların mağlubiyetten sonra da biraz işleri zorlaşıyor. Yani bir sayıda sonra da kalp kırıcı olabiliyor ama 39 sayıda daha az üzülürsün ağır, diye düşünüyorum. Yani ağır yani öbüründe hani 5-10 sayıda neyi hata yaptım diye yine biraz geç bakabilirsin videoya ama bu 39 sayı oldu mu pek elin gitmez videoya bakmaya. Evet. Zaten bakacak bir şey de bulamazsın. Evet. Ama işte
lig turnuva ile lig arasındaki fark bu. Yani turnuvada ertesi akşam hemen öbür maç için hazırlık oluyor. Ligde şimdi tedavi süreci var Büyükçekmece için. Bir hafta geçmez. Yani Tofaş için de, Tofaş da herhalde ilk Avrupa Kupası oynayacak takımlarımızdan bir tanesi bu hafta. Onlar da İspanya'ya gittiler. Bu vesileyle bütün takımlarımıza Avrupa Kupası'nda başarılar dileyelim. Tofaş kendi evinde önemli bir galibiyet aldı. Evet, buradan, net bir galibiyet aldı diyelim. Evet, hata yapmadı kendi evinde. Karşıyaka Manisa, belki İzmir derbisi diyebiliriz Ümit abi. Karşıyaka'da son anlarda tabii o kalite farkıyla birlikte, tecrübe farkıyla birlikte özellikle McCollum ve Kuzminkas'ın kritik sayılarıyla kendi evinde hata yapmadı ve Manisa'yı, ligin yeni ekibi Manisa'yı mağlup etmeyi başardı. Ama Manisa'da da yabancı tercihleri doğru. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Süper Lig'e çıkan kadroda yer alan, TBL'de yer alan oyuncuların da ciddi süreler alması bence olumlu taraftı. Evet, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden başlayalım. Gerçekten iyi bir izlenim verdiler ilk maçtaki hazırlık sürecinde de zaten iyi gözükmüştü bu takım. Paco Cruz ve Robertson yan yana gerçekten herkesin canını sıkabilecek bir ikili olmuş. Bunu net şekilde söyleyebiliriz guard pozisyonunda. O hücum gücünü aldıkları zaman da mutlaka dediğim gibi her takıma sorun yaratırlar ama savunma kısmında da mutlaka sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Burada da işte diğer oyuncuların, Erdi'nin belki birazcık daha öne çıkması lazım ki Manisa Büyükşehir Belediyesi ile geçtiğimiz sezonki şampiyonlukları sonrası konuştuğumuzda bir Türk oyuncuya yatırım yapacaklarını söylemişlerdi. Onu milli takıma hazırlamayı amaçladıklarını söylemişlerdi ve sahada da baktığımız zaman gerçekten sanki Türk oyunculara önem veren bir görüntü de var. Yani bunu da Ceyhun Cabadak'tan çok net şekilde aldık izlenimi. Bunun için de aslında kutlamak lazım onları. Yani hani 5 tane yabancıyı atayım sahaya, oynayayım basketbolu, yok orada. Daha sağlam geleceklerini düşünüyorum. Ama Pınar Karşıyaka'da da gerçekten Kuzminskas transferi çok şeyi çözdü. Evet. Yani hem oyun anlamında, yani dışarıdan şut anlamında, rebound anlamında, savunmadaki iki farklı pozisyonda oynayabiliyor. Ama daha da önemlisi yani takımın hedefini büyütme anlamında bence çok şey çözmüş durumda. Maça da iyi başladı Kuzminskas. Brown'la birlikte ki Brown'u mesela hazırlık durmasında Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçta izlediğimde Pınar Kap'ta bir soru işareti vardı Victor Brown'dan bahsediyorum 4 numaradan. Ama Ufuk Sarıcay'da o gün Ufuk Hoca'yla maçtan sonra oturmuştuk. Yani çok farklı bir oyuncu. Hani ben ondan çok şey alırım demişti. Bugün çok kötü oynadı demişti. Gerçekten de dediğini net şekilde anlayabiliyoruz. Yani şutu da, şut tehdidi de olan, mücadele gücü de yüksek bir isim. Pınar Karşıyaka'nın iyi yolda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. McCollum takımın liderliğini almış durumda, evet. Oyunda olduğu her saniye. Mesela burada da McCollum ve Jalen Brown'u yan yana oynattığı zaman Pınar Karşıyaka müthiş bir güç oluyor. Kenan Sipahi'nin belki evet Kenan Sipahi hani herkes hücumuna şutuna belki çok takılıyoruz ama müthiş bir oyun oynatma becerisi var. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Savunma kısmında mesela ilk çeyrekle dördüncü çeyrek arasında Paco Cruz'a yaptığı savunma. Yani orada bir bölümde Thomas'tan da katkı alır Akyaz'dan ama Paco Cruz'a yaptığı savunma önemliydi. Bir şekilde takıma çok ciddi katkı verebileceğini gösterdi. Pınar Karşıyaka farkı açtığı bölümlerde birazcık daha doğru kararlar verebilseydi maçı bu noktaya getirmeyecekti. Ama Pınar Karşıyaka için şunu özellikle söyleyelim. Hızlı geldiklerinde yani rebound sonu veya işte rakibe top kaybı yaptırıp hızlı geldiklerinde çok doğru kararlar veren bir takım olmuş. Yani hücumda o geçiş hücumlarını müthiş kararlarla bitirebilen bir takım olmuş. Bu bence çok çok önemli. Maçın sonunda da nasıl Anadolu Efes tarafında işte şeyi söyledik. Hani 3 tane çok tecrübeli isim. Misic, işte Bryant, bir de Boboa sahne aldı ve işi bitirdi. Burada da Kenan, Jalen Smith, McCollum. Yani maçın sonunda da bu seviyeleri oynama tecrübesi çok net şekilde fark edildi. Karşıyaka evinde önemli bir galibiyet de lige girdi. Evet, ligin yeni takımlarından biri Ayos Konyaspor'da deplasmanda İstanbul'da Beşiktaş Emlakjet'i mağlup etmeyi başardı değerli izleyenler. 90-82'lik skorla Beşiktaş açıkçası iyi sinyaller vermedi. Morgan'ın, Alex Perez'in, Gerald Eddy'nin katkısı, yerli katkısı olarak Can Altıntı tecrübeli isim, o da iyi bir performans gösterdi Beşiktaş deplasmanında. Murat abi, Ümit abi, yani görüntü itibariyle Beşiktaş
belki takviyelere birkaç takviye ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor. Konya'da ligin ilk maçı deplasmanda çok iyi bir önemli galibiyet aldı. Belki de yani ileriki dönemde rakibi olacak bir takıma karşı iyi bir galibiyet. Kesinlikle. Şimdi hem ilk çıktıkları yani sezonun ilk maçı, TBL'den BSL'ye çıktıkları sezonun ilk maçı ve deplasmanda oynanan bir maç ve Beşiktaş'a karşı oynanan maç. Çünkü Beşiktaş Emlak Çet bu şekilde oynamayacaktır sezonun devamını. Burada tabii yani Perez, avantaj, Morgan ve Perez ligi bilmenin, Gerald Eddy de öyle, ligi bilmenin avantajını kullandılar. Sen çok doğru özetledin. Geri gelme çabaları oldu, olmalı değil ama tek haneli rakamlara da düşürdüler maçın sonuna doğru. Hani yine Ahmet Kandemir orada tecrübesiyle bir teknik faul olarak takımı canlandırdı. Ama hani ben hep iki sene evvel Ahmet Kandemir'in dediği Banvit'in kapandıktan sonraki verdiği mesajı düşünüyorum. O sene beni heyecanlandırmıştı ama büyük kulüplerde yani futbolu ağırlıklı olan kulüplerde, üç büyük kulüpte geleceğe yönelik plan yapmak çok kolay olmuyor. Bunu bir kere daha gösterdi. Yani önümüzdeki 10 senenin şampiyon takımını kurduk ve bunlar bu sene olmasa ondan sonraki seneler diye başlayan bir röportajı vardı, bir demeci vardı Ahmet'in. Keşke öyle olsaydı ama şimdi geçen sene de kötü basketbol oynamadılar. Çok iyi basketbol oynadıkları dönem de oldu. Yine olacaktır çünkü Ahmet Kandemir hani Türkiye Ligi'nde basketbolu nasıl oynarsa başarılı olacağını bilen tecrübeli koçlardan biri. Ama Konya'yı da tebrik etmek lazım. Çok değerli bir galibiyet aldılar. Evet, buradan Denizli'ye gidelim. Denizli'de de oyun kurucu Heidegger yoktu. O da skorer bir isim, enteresan bir oyuncu. 10 olmadığı günde Arca ve Altan yerli katkısı verdi. Petkim deplasmanda Mukatel Merkez Efendi Belediyesi'ni mağlup etmeyi başardı değerli izleyenler. Petkim adına da geçtiğimiz sezon çalkantılı geçen dönemin ardından deplasmanda, Denizli deplasmanda alınan galibiyet önemliydi. Ümit abi, Murat abi, iki takımı nasıl yorumlamak lazım? Denizli, Petkim takımlarına. Yani bir defa burada Denizli, Petkim'de ligde takip edilmesi gereken yabancı oyuncular var. Değerli oyuncular var. Ben de demin nasıl Konya için bunu söylediysem, Petkim'de çok değerli bir galibiyet aldı. Yani çünkü maçın başında Yukatel Denizli böyle farklı şekilde skorlar bulabileceğini gösterdi. Geçen sene de Zafer Koç'un takımlarında böyle sezon başı şeyler oluyor. Yüksek başlayabiliyorlar. Yine iyi mücadele ettiler. Kesinlikle, aslında, kesinlikle iyi mücadele ettiler. Hani bu dönem bu iki takımın da la oynayacak takımlar genelde dikkat etmelerinde fayda var diyorum. Çünkü iki takım da hani Burak'ın takımı Ankara ekolünden geldiği için daha sistem takımı. Yani onlar belli bir sistem içerisinde savunma, belli sistem içerisinde hücum etmeye çalışan takımlar oluyor Burak'ın takımları. Ben iki takımın da belki şu an oynadığı basketbol belki çok böyle ilerisi için mesajı net vermese de iki takımın da yani Denizli geçen sene büyük bir badire atlattı. Evet. Onun önlemini alacaktır sezon başından diye düşünüyorum. Çünkü hani bu bir mesaj vermek anlamında söylemesem de demin Ümit Kadınlar Ligi'nde farklı şehirlerde Türkiye Ligi'nin basketbol oynandığını söyledi. Denizli güzel bir şehir. Yani basketbol için potansiyeli olan bir şehir. O şehrin altyapısıyla beraber yukarıya gelmesine, hazırlık yapmasına fayda var. Son dakikalara bırakmasınlar işi ve aynı düzende devam etsinler. Ali Ağa'yı, Petkim'i, Burak'ı ve ekibini ben tebrik ediyorum. Sezonun ilk maçına deplasmanda kazandıkları maçla sezona iyi bir giriş yaptılar. Murat abi, Ümit abi bahsetti Konya cephesinde ligi tanıyan yabancılar. Keza Petkim'de de Omar Prevet ve Simmons çok iyi oynadılar Denizli deplasmanda ve iyi de bir ikili olduklarını
gösterdiler. Özellikle ikili oyunlarda Omar Pravit'in Simmons'ı çok iyi beslediğini söyleyebiliriz. Tabii orada yerli katkısı da İsmail Cem'in, Dorukhan'ın da katkısı çok değerli olacak sezon genelinde Nusret'in kendine. Belki skora katkı vermedi ama mesela Peyton Elder için de katkısı çok önemliydi. Boyalı alandaki savunması, rebound etkisi bence çok kritikti. Zaten Petkim için kritik nokta ligi çok iyi tanıyan isimlerle yola çıkmış olmaları. Bu da yani yeni oyuncuların da uyum sürecini çok azaltacaktır. Hani kısa sürede uyum sağlamaları sağlayacaktır. Deniz Zeki'nin de evet biraz yol gitmeleri lazım. Beşiktaş gibi mesela. Beşiktaş ve Merkez Efendi Denizli'yi ben şu anda en hazır olmayan takımlar olarak gördüm ilk gözlemimde. Ama oyun kurucu pozisyonda işte eksik olmalarını da çok etkilediğini düşünüyorum onları. İlerleyen haftalarda daha net görebileceğiz. Evet, ilerleyen haftalar enteresan olacak. Hem şampiyonluk yarışı, playoff yarışı düşme hattı yine son haftalara kadar gidecek gibi. Bunu her hafta belki de dile getireceğiz ama görüntü maalesef böyle. Her takımın son ana kadar o korkuları, heyecanı yaşayacağını düşünüyoruz. Ümit abi, Murat abi çok teşekkürler. İlk haftayı, ilk hafta programını noktaladık. Tüm takımlara başarılar, sağlıklı sezonlar dileyelim. Bir kez daha hatırlatalım, Kadınlar Basketbol Süper Ligi tüm sezon boyunca Sports TV ekranlarında olacak. Değerli izleyenler, sezonda 8 Ekim'de Cumartesi günü açılıyor. Sports TV'de yine basketbol heyecanı geri döndü diyebiliriz. Noktalıyoruz basketbol gecesini bu akşamlık, bugünlük, bu haftalık. Haftaya tekrar görüşmek üzere.